Gülhabbi ile her şey kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, geldik Bayındır'a bağlı Havuzbaşı köyü ya da mahallesine. Henüz aracımızı park ettik. Şöyle bir dolaşacağız bakalım. Bilgi alabilecek de insan bulabilecek miyiz bilmiyoruz. Evet, şöyle geniş bir alan burası. Son derece geniş. Ve arkamızı aracımızı park ettiğimiz yere verdiğimizde karşısı tam bir T şeklinde sağa ve sola gidiş var ki biz şu istikametten geliyoruz. Hemen karşımızda bir kahve var. Bakalım bize bilgi verebilecekler mi? Havuzbaşı köyü muhtarlığıymış. Aynı zamanda kahvenin yanı. Evet arkadaşlar, ne demiştim? Karşımda, tam karşımda köyün kahvesi var. Geldik kahveye, vatandaşa sorduk bize bu köyle ilgili neler anlatabilirsiniz diye, bilgi verebilir misiniz diye. Memnuniyetle dediler. İsim nedir? Edibir Şerik. Burada mı yaşıyoruz? Burada yaşıyoruz. Uzun zamandır burada yaşıyoruz. O zaman köyümüz hakkında bilgimiz vardır. Peki köyümüzün geçim kaynakları nelerdir? Geçim kaynakları çiftçilik. Çiftçilik. Hayvancılık eskide vardı, şimdi yok. Hayvan yok. Şey kalmadı. Kalmadı. Çok hayvan, mu az? Hayvan bitti. Yem pahalı. Yem pahalı değil mi amca? Çok zor. Bitti. Ha, uğraştığına değmiyor diyorsunuz değil mi? Zaten bir şey çıkmıyor. Evet. Hayvan yok. Hayvan köyde. O yüzden hayvancılığı bitirdik. Peki bitirdik. Tarım. Çiftçilik var, çiftçilik. Çiftçilikte neler yapıyoruz mesela? Mesela buğday, arpa, domat gibi zamanı posta, geldikçe ekiyorlar. Her şeyi ekiliyor. Zeytin de vardır mesela. Allah geçim versin diyelim. Amin. Peki okulu, köyümüzün okulu var mıdır? Var, okul var. İlkokul mu, ortaokul mu? İlkokul. İlkokul var. İyi, güzel. Belki 50 tane çocuk var. Heh. Okulda. İyi, güzel. Ha. Güzel o zaman. Kalanları ortaokul, lise falan Bayındır'a gidiyorlar. Bayındır'a şey, gidiyorlar. Evet. Sağlık ocağımız ne durumda? Sağlık ocağı yok. Sağlık ocağı yok. Sağlık ocağı yok. Nereye gidiyoruz sağlık ocağı için? Çırpı. Çırpı'ya. Çırpı. Peki haftada ya da 15'te bir de gelmiyor mu doktor? Gelmiyor. Eskiden geliyordu, şimdi gelmiyor. Şimdi hiç gelmiyor. Eskiden anladım. Eskiden geliyor. Haftada bir gün geliyor. Peki. Zaten çarşamba günü onu orası pazardı. Heh. Biz pazara gidiyoruz. Oradan gitmişken de sağlık ocağı. Şehrimize, sağlığa uğruyoruz. Uğruyorsunuz. Evet. Peki buradan otobüs yok, gelmiyor. Esot çarşamba günü. Esot geliyor, Esot geliyor mu? Belirli bir saatte gelmiyor yani. Sabahları geliyor. Sabah erken geliyor, akşam geliyor. Ha. 5'te 5.30'da otobüs buradan iki. Gün içerisinde yok yani. Yok. Anladım, anladım. Zorlu bir süreç. Geliyor. Bizim muhtar var orada. Muhtar. Evet. Tamam, peki çok teşekkür ederim. Daha iyidir. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizlerden de sağ olun. Evet arkadaşlar, biz vatandaşla konuşurken duyarlı vatandaşla konuştuk. Fakat dediler ki muhtar yok. Neden yok? Cenaze varmış. Cenazeye gitmiş. Genç muhtarımız geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgilisiniz. İlgili ve alakalısınız. Nasılsınız? İsim nedir? Sağ olun. Teşekkür ederim. Talat Başak. Havuzbaşı Mahallesi. Mahalle muhtarısınız. Çok ilgilisiniz. Mıntıkanız içerisindeki cenazeye de katılmak bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Bizim zaten şöyle, biz aslında doğu köken olduğumuz için, evet, köyün hepsi akraba zaten Mardin'de. Ha, öyle mi? Ha, şey, bu köyün yerleşkesinin geneli doğulu mu diyorsunuz? Tabii %100'ü Mardin'de. Ha, tek akraba hepsi aynı. Hepsi birbiriyle akraba. Ha, yani gene de güzel bir şey. Birliğiniz tabi tabi, birliğiniz çok güzel. O yüzden cenazelerimiz, düğünlerimiz falan herkes hep birlik. Beraber. O zaman Havuzbaşı güzel bir yer diyelim. Evet. Öyle mi? Bayındır'a ne kadar, kaç kilometre burası? 17 kilometre. Nereye yaptın? Torbalı'ya. Torbalı'ya daha mı yaptın? Tabii, Torbalı bize 10 kilometre mesela. He, bayağı yakın.
Bayinde 17 kilometre. Ama tabii bazen burada ulaşım sıkıntıları var. Öyleymiş. Yani esotların sağlıklı bir şekilde gelmemesi, öğrencimizin ya da bayanların biraz zorluk çektiği bir nokta var. Peki talepkar oldunuz mu? Yani taleplerimiz sözlü de dilekçe halinde de verdik. Ama herhangi bir daha dönüş olmadı. Beklemedeyiz diyorsunuz. İzban için başvuru bulunduk. Ha, anladım. Durak için başvurduk. Onlara daha dönüş olmadı. Bizim burada yani şöyle diyeyim ben %60-%70 ulaşım problemimiz var. Anladım. O hakikaten çok önemli bir konu. Herkesin altında aracı yok ki istediği yere gitsin. Tabii otobüs şart. O zaman Allah yardımcınız olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, size teşekkür ederiz biz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, burada kahveden çıktık. Hemen karşısında tek katlı bahçeli bir ev gördüm. Allah yaşayanın içine sindirsin. Çok güzel bir yer. Böyle sıcacık insanlarla da karşılaşınca bulunduğunuz bölge size çok daha şirin, çok daha güzel geliyor. Evet, iyi ki gelmişiz diyorsunuz. Şurada atıl durumda tek katlı bir ev. Yani öyle gibi görünüyor. Değil mi? Size de öyle gelmiştir. Artık bilemiyorum. Ön tarafta. Anladım. Eski tip evlerden demek. Evet. Böyle sağımızda yine tek katlı evler. Evet, burada çok tek katlı evler var. Zaten biz şu istikametten geldik. Evet arkadaşlar, köyde bir taziye evi varmış. Davet edildik. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin diyelim. Diyelim bakalım. Öleni de Allah rahmet etsin. Evet, Allah kabul etsin. Biz de hayrınızdan yedik. Başınız sağ olsun annenizi. Bugün üçü müydü? Bugün üçü müydü? Üç gün yapılıyor da bugün hani mevlüt okumuş. Anladım. Allah kabul etsin. Helal olsun sizlere. Hayrını yapabiliyorsunuz. Ne mutlu. Bizlere de nasip oldu. Evet, bize de nasipmiş. Peki, Allah kabul etsin. Allah'a emanet kalın. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet arkadaşlar, köyü gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok ilerilere kadar da gidiyor. Evler yukarıda da var. Arkadaşlar 72 yılında buraya gelmişler. Amcamın anlattığı, bana sonradan anlattığı. Daha önce burada muhacirler varmış arkadaşlar. Sonra doğudan insanlar gelmiş. Burada mevcut yaşayanlar muhacirlerden satıyorlarmış, burayı almışlar. Derken artık burada hiçbir muhacir kalmadı diyor. Evet, tamamıyla muhacirler burayı komple satıp gitmişler. Buradaki insanlar genel olarak birbirleriyle akraba olan insanlardan oluşuyormuş. Evet, insanları çok sıcak arkadaşlar. Yani geldiğinizde kendi evinizde olamayacağınız kadar rahat edebiliyorsunuz. O kadar ilgililer, o kadar sevgiyle yaklaşıyorlar ki, sevgi ve saygıyla yaklaşıyorlar. O yüzden burası hakikaten çok güzel. Evet arkadaşlar, şöyle
Görüntü buradan, manzara hakikaten harika. Biraz hava bulutlu ama işte insanları güzel olunca, her zaman diyorum, insanları güler yüzlü olunca o ortam insana ayrı güzel görünüyor. Buranın insanında hem sevgi var, gözlerinden sevgi akıyor, hem de çok saygılı insanlar. İyi ki geldik, iyi ki tanıdık diyoruz. Evet arkadaşlar, şuradan aşağı doğru gittiğinizde tamamıyla ekim alanlarına ulaşıyorsunuz. Görün istedim. Gördüğünüz gibi ekim alanları çoğunlukta. Evet, şurada tamir edilmiş ya da yeni yapılmış bir ev. Çok şirin, tek katlı. Evet, camisi hemen şurada. Karşıda görülüyor camisi. Hemen sağımda bir taş ev var arkadaşlar. Ve şurada bir tandır. Muhtemelen şu ev sahibine ait olabilir. Ne kadar güzel. Oh, mis gibi ekmek yapılıyor burada. Evet, az önce çıkarken gördü ki ekmek yapılıyordu böyle bir tandırda. Evet. Çok sıcacık insanlar, güler yüzlü insanlar ama çekilmek istememiş olabilir. Saygı duyuyoruz. Evet, şurası onarıldığı takdirde muhteşem bir ev olur. Evet. Manzarası da muhteşem, güzel olan bir ev. Yokuş çıkıyorum ya, konuşurken soluk soluğa konuşuyorum. O yüzden şuradan manzarayı görün istedim. Ben bayıldım şu manzaraya. Değil mi? Çok. Çevre yolu. Evet. Manzara çok güzel. Evet arkadaşlar, şuradan yine arazilere doğru, karşı arazi rüzgarlı maalesef bugün yine. Evet, şuradan yol devam ediyor. Fakat biz ileri gitmeyeceğiz, geri döneceğiz. Şuradan manzaranın görüntüsü bu şekilde. Tamamıyla boş alan, boş arazi, ekim arazileri. Neredesiniz? Evet, kusura bakmayın, sizi durdurduk. Ama şu yolun nereye gittiğini bilemedik. Nereye gidiyor acaba? Çırpı'ya buradan gidilebiliyor. Peki, çok konuştuk. Biz kiminle konuştuk? Köyün yerlisiyim, Emanet Paşa. Bu köyün yerlerinden isim? Emanet Paşa. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu köyün insanları çok güler yüzlü. Hepinize teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Evet arkadaşlar, burasının, bu yolun nereye çıktığını bilmiyorduk. Merak etmiştik. Bu yoldan direkt çırpıya gidebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar, şu yoldan da yukarıya doğru çıktığınızda yine evlere doğru gidiyor arkadaşlar. Şöyle dönüyorum. Evet, aşağı doğru iniyorum. Bir her çıkışın bir inişi olacak değil mi? Biz çıktık. Diğer taraftan, şu taraftan çıktık. Şöyle döndük. Evet, karşıda. Hemen karşıda arkadaşlar. Gençlerin spor yapabilmeleri için bir halı saha alanı mevcut. Oldukça güzel bir yer. Yeşili bol. Zeytinlik alanı, ekim alanları bol. İnsanı güzel. Güzel bir alan diyebilirim. Köyü ben çok sevdim. Özellikle de
güler yüzlü insanını çok sevdim. Evet, kesinlikle iyi ki geldim dediğim köylerden birisi diyebilirim. Şuradan da yine yukarıya doğru bir çıkış var. Orada da evet, mahallelere doğru, evlere doğru gidilebiliyor. Köyün güzelliği başka bir şey. Evet. Şimdi buradan döndük, bakalım bu yol bizi ne tarafa doğru götürüyor. Aziz Allah. Tam caminin yakınına geldik. Dolayısıyla ezan ses. Bildim neredeyiz. Şurada kahvede amcamlarla sohbet etmiştik. O kahvenin hemen arka yolundayız demek ki. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. İyisiniz inşallah. Sizler de. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İşte bu kadar güzel insanlar. Gören konuşuyor arkadaşlar. Yani daha ne yapsınlar? Evet. Çok güzel. Çok güzel okuyor ezanı. Allah da kabul etsin. Evet arkadaşlar. Az önce çok geniş bir yol demiştim. Aracımı park ettiğim yer. Bu yol üzerinde okulları aktifmiş zaten. Öyle söylediler. Burası okulları. Bu okulun karşısında yine sağlı sollu evlerin olduğu bir sokaktayız. Hemen bitiminde de yine ekim alanları başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu sarı duvarın olduğu yer okul. Onun bitişi cami. Caminin de bahçesi oldukça genişmiş. Evet. Böyle bir alanı mevcut. Evet, hemen şurada abdest alma yeri. Ağaçlarla donatılmış olan bahçesi. Evet, tam doğal yaşam alanı dediğimiz bu işte. Ne güzel. Her haliyle doğal arkadaşlar, sadece tavuklarla değil. İnsanları da çok doğal. Sıcacık, ilgili, alakalı, sevgi dolu. Dolayısıyla havuz başını unutmayın. Buranın insanıyla, havasıyla, yaşam alanıyla gerçek bir doğal yaşam alanı olduğunu bilin istiyorum.